Ben gideceğim dedim, beni bırakmadı. Ondan sonra bütün dedi, her şeyi dedi, unutup dedi, yeniden dedi barışalım dedi. Anladınız mı? Ben bunu kabul etmedim. Git dedim video çektiğin insana, onunla beraber dedim, onunla evlenirsin, onunla ne yaparsan yaparsın. Benim hakkım dedim konuşmayacaksın. Son kez dedim, gerçekten normal dışarı çocuklar var dedim, kavga etmeye geldik dedim. Ama dedim son kez dedim, gerçekten vicdanımdan dedim, bir şey yaptırmak istemiyorum dedim. Ama oranın da o kadar kalabalık olduğunu bilmiyordum yani. Neyse ondan sonra ben gideceğim dedim. Beni bırakmadı. Ondan sonra ben de kendime zarar verdim, bıraksın diye. Ondan sonra neyse ben dedim hastaneye gideceğim, karnım ağrıyor. Bırak dedim, bak dedim, kan akıyor dedim, bırak dedim. Ben götürürüm hastanede, gitmiyorsun dedi. Neyse ondan sonra ben de çocuğu aradım. Dedim ki sakın dedim bir şeyle gelme buraya, kapıdaki arkadaşım, bir şeyle gelme. Beni sadece buradan al, bırakmıyor beni dedim. Ondan sonra neyse çocuk geldi. Beni tuttu, içeri 5-6 tane adam girdi sonra. Bir tanesi beni tuttu, tanımıyorum. Al dedi bunu üstüne, çocuğu fırlattı beni. Ondan sonra neyse telefonumu verdim, gideceğim. Ondan sonra neyse telefonumu verdim, tam kapıdan çıkarken çocuklara saldırdılar. Hiçbir şey yoktu ortada yani, çocuklar hiçbir şey söylemedi onlara. Normal, sadece beni almaya geldiler. Çocuklara saldırdılar. Neyse çocukları dövdükten sonra çocukları öyle bir artık dövmüşler ki benim arabayla çocuklar bastı, gaza gitti yani. Ben orada tek kaldım. Ben tek kaldıktan sonra adam bana önce tekme attı, sonra saçımı tuttu. Yusuf'la beraber ikisi birlikte beni dövdü ve videoya çektiler. Ondan sonra ben zaten bunların elinden kaçtım. Tam polisi arıyordum. Oraya polis ekipleri geldi. Yusuf kaçtı. Adamı yakalattırdım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Üstüme zaten kendime zarar verdikten sonra bıçağı zaten fırlatmıştım. Tamam mı? Bıçak onlardaydı. Üstümde hiçbir şey yoktu yani. Elimden geldiğinde telefonla onunla bununla vurdum yani. Elimden geleni yaptım. Şimdi size kalkıp bir şey söyleyeceğim. Şimdi sizin için tek önemli olan benim karnım mı? Bıçak mı yani? Beni kalkıp dövmeleri ya da şey hiç mi önemli değil yani? Ya da bunların hepsi Çağla'yla, Mükremin'le kavga etmedim, konuştum diye kalkıp burada şu oyun, bu oyun. Ne oyunu ya? Ne oyunu? Benim kafamın hepsi mor ya. Neyin oyunu yani? Ben orada dayak yemişim. Aslında tutmuş, yerde bayılmışım. Tamam mı? Yani ölüyorum. O sıra bana zaten o havayı verdiler. Öyle ben kendime geldim. Hala şuurum yerinde değildi yani. Nur'un yayın açtığından, bilmem neden, ben bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Hiçbirini hatırlamıyorum yani kafama, çünkü aşırı bir şekilde darbe yedim. Ben yayın açamamışım ki, başkaları hep yayın açmış. Ben zaten yayın açamıyorum. İşte benle kaderin çıldırdığı da buydu. Biz çok çıldırdık kaderle aslında. Hayır, herkes yayın açmış. Ben kendimi zaten açıklayamıyorum. Ben zaten kötüyüm orada yani. Benim de hiçbir şeyden haberim yok. Anladın mı? Kalkıp orada o durumda kalkıp canlı yayın yapacak halim yok herhalde. Yani bunun neyi yalan ben bilmiyorum. Sen orada polis senden ifade alıyor, bir şeyler soruyor, yanında yayın açılmış. İnsanlar diyor ki canlı yayını düşünüyor. Sen orada ifade veriyorsun, yayın açıldığını bilmiyorsun ki. Hayır, farkında bile değilsin. Sadece bana dedi ki hoca dedi Cansu yalan söylüyor dedi. Sadece seni göstereyim mi bir kere dedi. Tamam dedim. Ben orada en son yayının açık olduğunu bilmiyordum. Hatta kız arkadaşım numara veriyordu orada. Bilsem ona zaten derim, kız numara veriyor, kapatsana hani, kızın numarası gitmiş hep yani. Haberim kesinlikle yok. Sizin tek sıkıntınız Mükremin'le Çağla'nın yanına gidip herhalde bu tek sıkıntı bu anladığım kadarıyla. Bundan dolayı her şeye oyun diyorsunuz. Bu adam beni tek başına dövseydi ben gerçekten şikayet bile etmezdim. Derdim kendim gittim, böyle böyle oldu. Sadece beni dövdürüp videoya çektirmesi, bilmem ne. Bu olayların hepsi doğru yani. Ben bunların hepsi zaten karakola verdim. Nasıl çıktıklarını bile bilmiyorum, anlamadım yani. Sadece biraz dinlenmek istiyorum çünkü gerçekten hiç kendimi iyi hissetmiyorum. Hani tek siz varsınız yani burada, beni de oyuncu olarak görmenizi istemiyorum. Bunların hepsi doğruydu. Sadece ne olursa olsun ben Çağla'yla Mükremin'le arkadaşlık yapmıştım. Kalkıp Mükremin'in paylaştığı story beni aşırı üzdü. O sıra zaten aradım, dedim ki sen kalkıp dedim keşke dedim buradan vurmasaydın beni dedim, ağlayınca. O sıra zaten onlar da üzüldü. O sıra konuştum. Onlara gittiğimde de hala zaten kafam yerinde değildi yani. Bugün de Nurlar zaten annemin yanına gideceğimi söyledim. Rica ettim, gittiler.
Kimseyle bir şeyim yok. Sadece ani kararlar alıp ani şeyler yaptığımı fark ettim yani. Gerek yok.